Şimdi bugün gündemin en sıcak başlığı malum ekonomi gözler Merkez Bankası'ndaydı ve Merkez Bankası yaklaşık 2,5 yıllık aradan sonra ilk kez faiz artışına gitti ve politika faizini %15'e çıkardı. Şimdi bu kararın ardından değerlendirmeler tabii peş peşe geliyor. Özellikle de yeni kabineyle birlikte ekonomi yönetiminin başına yeniden geçen isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ne mesajlar vereceği merak konusuydu. Hemen detayları alacağız. CNN Türk editörü Gülşen Coşkun karşımızda o detayları aktarmak üzere. Gülşen, kolaylıklar. Ne dedi Bakan Şimşek? Teşekkürler Büşra. Sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi bu sorulara aslında Mehmet Şimşek Büşra. Şöyle ki 3 temel başlığa vurgu yaptı. Birincisi istikrar, ikincisi güven, üçüncüsü de sürdürülebilirlik. Merkez Bankası'nın kararı içinse geniş çerçevede bir politika çerçevesi çizdi. Yani bundan sonrasında ekonominin yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verdi ve Merkez Bankası'nın da bu doğrultuda karar aldığını söyledi Mehmet Şimşek. Neydi? Oradan da kısa hemen başlıklar olarak aktaralım. Öncelikle ekonominin felsefesinin temelinden bahsetti Mehmet Şimşek ve bunun ilk olarak teşebbüs hürriyeti olduğunu söyledi. İkincisi piyasa ekonomisi dedi. Üçüncüsü dışa açık serbest kambiyo rejimi vurgusu yaptı. Dördüncüsü dalgalı kur sistemi dedi. Beşincisi enflasyon hedeflemesi modeli dedi. İşte bu ilkeler tarafından belirlenecek çerçeve ekonominin bundan sonraki sürecine ilişkin ifadelerini kullandı ve bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı da bu şekilde, bu çerçevede değerlendirmek gerek vurgusu yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi tek tek başlıkları açalım. Uzunca bir açıklama aslında Büşra. Şöyle ki öncelikle bundan sonraki seyre ilişkin mesajlara bakalım. Mehmet Şimşek diyor ki önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamızda bu kavramlarla şekillenecek diyor. Toplumun mutluluğuna dikkat çekiyor ve bu mutluluğa ulaşmasına imkan sağlayacak ekonomik çerçeveyi inşa etmeyi temel vizyon edineceğiz vurgusu yapıyor. Peki bu nasıl sağlanacak? Öncelikle sürdürülebilir büyüme diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez diyor. Peki bu sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanacak? Hep bir önceki yayınımızda da konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla konuşmuştuk. Özellikle büyümenin tüketimden kaynaklanmasının kaliteli olmadığı, üretimden kaynaklanmasının kaliteli olduğu yorumunu yapmışlardı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şunu diyor. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı, diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanır diyor. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etkenin de öngörülebilirlik olduğunu söylüyor. Bunun dışında finansman koşulları çok elverişli olsa da karlılık çok cazip görünse de öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışını sağlamak mümkün değildir diyor. Yani bir zincir şeklinde aslında bu istikrar, güven ve sürdürülebilirliği açıklıyor Hazine ve Maliye Bakanı. Şöyle devam etti daha sonrasında, güvenin de ancak kurala göre politikalar uygulanarak devreye girebileceğine işaret etti ve nasıl bir maliye politikası olacağının genel çerçevesini de şu cümlelerle çizdi. Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir bir maliye politikasından bahsetti. Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi dedi. Bunun dışında sermaye vurgusu yaptı. Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır dedi bu çerçevenin. Ve bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını daha da kolay hale getirecek vurgusunu yaptı Mehmet Şimşek. Türk lirasına dikkat çekti. Sonra dedi ki Türk lirasını yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline getirilmesini sağlayacaktır bu adımlar dedi. Ve paramızın istikrarlı ve güvenli olması dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür dedi. Özetle mesajları bu şekildeydi. Çok çok teşekkür ediyoruz CNN Türk editörü Gülşen Coşkun'a.